Elmas kurabiyeyle devam edelim. Adı çok güzel. Kesinlikle. Zaten görüntüsü de öyle olacak. Öyle merak mi? Etmeyin. Aynen. O zaman biz çok severiz hanımlar. Malzemelerimiz neler Elifciğim? Sayıyorum. 250 gram tereyağım var. 2,5-3 yemek kaşığı kakaom var. Vanilyam var. Kabartma tozum. Bir yumurtam. Bir çay bardağı da pudra şekeri. Evde herkesin olabilecek malzemeler. Gerçekten çok kısa sürede hazırlayacağınız ve herkesin bayılacağı bir tarif. O zaman... Hadi başlayalım. Bir de unumuz var burada. Unumuz evet 3,5-4 su bardağı kadar veya 2,5-3 su bardağı kadar böyle onu eklerken göz kararı. Kıvamına bakacağız. Aynen kıvamına göre ayarlayacağım. Hadi o zaman başlıyoruz. Başlayalım. Öncelikle yağımı alıyorum. Tamam karıştırma kasemizi aldık. Evet ama ben bu aşamada eldiven giyeceğim. Tamam. Çünkü yumuracağım. Bir de burada toz şekerimiz de var. Evet o onu en son. En son aşamada dışını... Evet. Şimdi anladım. Şimdi anladınız. Neden adı elmas. Evet. Harika. Bir yumurtamızı da kırıyorum. Evet. Süper oldu. Şöyle koydum. Şimdi yoğuruyoruz. Yumurtamı da yoğuruyorum. Bu arada şekerimi ekliyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri. Evet. Hepsini aynı anda atmamızda hiçbir sakınca yok. Şimdi yoğuruyoruz bir güzel. Kakaomu ekliyorum. Ne kadardı kakaomuzun miktarı? Kakaom 2,5 yemek kaşığıydı. 2,5 yemek kaşığı kakaomuzu da koyduk. Daha yoğun seven, kakaoyu seven kişiler varsa 3 kaşığa tamamlayabilirler. Çünkü ben bazen ekliyorum. Bu artık damak tadı ve zevke kalmış. Yalnız çok güzel oldu. Evet. Karıştıra karıştıra. Unumu, vanilyamı ve kabartma tozumu ekleyeceğim. Şimdi unumuzu yavaş yavaş koyuyoruz. Evet. Nasıl bir kıvam elde edelim? Yumuşak bir kıvam olacak. Sert olmayacak. Tamam. O zaman kıvam versin diye ilave ediyoruz unumuzu. Bir güzel kakaomuzla birlikte unumuzu karıştırıyoruz. Yavaş yavaş. Çocukların en sevdiği kısım çıktığında üzerine birer kaşık akışkan çikolata ekleyeceğiz ve çocuklar buna bayılacak. Allah çok güzel kulağa çok hoş geliyor. Evet. Çok merak ediyorum tadını. Hemen pişsin. Hamurumuz çok güzel oldu. Hemen unumuzu çekiyorum. Evet, artık şekil verebiliriz. Şimdi bir güzel hamurlarımızı şekillendiriyoruz. Ceviz büyüklüğünde alıyorum. Yuvarlıyorum. Hemen örnek olması için böyle şekeri buluyorum. Harika. Tepsime diziyorum. Ve üzerine minik bir dokunuşla böyle. Sonra oraya akışkan bir çikolata süreceğim. Hepsini efsane. Tek tek bu şekilde yapıyoruz. Ben de eldivenlerimi aldım. Ben de şöyle bakın aldım. Bir ufak ceviz büyüklüğünde hamur. Yuvarlıyorum elimle. Ve toz şekerimizin içine. Evet. Buladık. Harika. Elmas kurabiye. Adı buradan geliyor. Toz şekerler elmas gibi pırıl pırıl pırıldayacak. Çayımızın yanına. Yakupcan da bize yardıma geldi. Yakupcan da ellerini yıkayıp bize yardıma geldi. Teşekkür ederiz Yakupcan. Çok güzel yuvarladın. Şimdi toz şekerimizin içine ve tepsimize koyacağız. Çocuklarla da aslında mutfakta keyifli zaman geçirilecek. Yapılması gereken lezzetlerden biri. Çocuklar bunu yapmaya bayılır. Şekilada olduğu gibi. Evet. Elifciğim hepsini hazırladık, deldik. Hamurlarımız hazır. Yakupcan da yapıyor bakın. Son hamurumuzu şekillendirsen. Evet. Sen ince uzun yaptın. Şimdi fırına gitme vakti geldi. Evet, 180 derecede çok kısa bir sürede 15-20 dakikada pişiyor. Zaten piştiğinde birazcık çatlayacak. Biz piştiğini oradan anlayacağız. Sonra çıkartıp üzerine akışkan bir çikolata bırakıp yemeğe hazır. O zaman fırına gidiyoruz. Beklemesi zor olacak ama sonu güzel. Evet. Haydi fırına. Bu güzel elmas kurabiyelerimiz hazır. Evet. Elmas gibi ışıl ışıl parlıyorlar. Fırından çıkardık. Biraz soğudu. Şimdi artık çikolatalarını sürebiliriz. Harika. Bakın kahvaltılık akışkan çikolatalarımızı. Böyle birer kaşık. Ay çok güzel görünüyor. Bırakıyorum. Şöyle üstünü. Aynen. Bir güzel çikolata alıyoruz. Bu kurabiyenin olmazsa olmazı. Kesinlikle. Şöyle bir güzel servis tabağımıza aldık. Ben de şimdi şöyle biraz akışkan çikolatamızı sürdüm ve tadına bakmak istiyorum.
Yani hiçbirimizin dayanamayacağı bir lezzet. Harika bir güzellik. Bakalım nasıl oldu. Güzelliğine bakmaya doyamıyorum. Tadı inanılmaz lezzetli. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Ağzınızda dağılıyor. Ellerinize sağlık vallahi Elif'ciğim. Beğendiğinize çok sevindim. Bayıldım. Çayım zaten masada. Şimdi biz beraber. Aynen götüreceğiz bu lezzeti. Aynen, hep beraber. O kadar lezzetli ki tadına doyamadım. Biz bu tarifleri aynı zamanda YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. Esirgenç TV YouTube kanalımız, Esirgenç Instagram adresimiz ve tabii ki yolunuz Ankara'ya düşerse Elif Hanım gerçekten mükemmel lezzetler yapıyor. Özellikle tatlıları çok meşhur burada. Bu karavan parkına gelin ve onun bu şahane lezzetlerini tadın diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.